Arkadaşlar merhaba. 2021 Temmuz öğrenci başarılarına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu bültende her ay sizlerden gelen haberleri, yaptığınız uygulamaları, başardığınız güzel işleri, ortaya çıkardığınız araçları sizlerle buluşturuyoruz. Birçok arkadaşımızla buluşturuyoruz. Böylece hem geri bildirim alabiliyorsunuz hem bu arkadaşlarımız uygulamaları indirip kullanabiliyor. Birçok açıdan faydalı bir iş yapmaya çalışıyoruz. O yüzden siz de bültende gördüğünüz tüm projelere destek vermek için elinizden geleni yaparsanız seviniriz. Başlamadan önce geçen ay yayınladığım kuantum bilişim, kuantum bilgisayarlar eğitiminden tekrar bir çok kısa bahsetmek isterim. Eğer ki şu zamana kadar incelemediyseniz bir incelemenizi tavsiye ederim. Kuantum bilgisayarlar gelecekte bizim gerçekten iş yapış şeklimizi değiştirebilecek, bize çok büyük kolaylıklar sağlayabilecek ve çok devrimsel bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Geçen 2 hafta önce yayınladık. Hemen bir 400'e yakın öğrencimiz oldu ve çok güzel de geri bildirimler aldık. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. İzlemediyseniz bir tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim bültenimize. Öncelikle Emin Türk'le başlıyoruz. iOF Pro isimli uygulamasıyla hemen uygulamayı açalım. Kendisi aslında Anadolu Üniversitesi'nde daha önceden çıkan soruları bir soru bankası haline getirdiği bir uygulama ortaya çıkarmış ve tabii ki içerisinde işte konu özetleri ve benzeri birçok konu da bulunuyor. Ama 800 binin üzerinde soru var burada şu anda. Oldukça da güzel bence hazırlanmış. Çok da güzel bir fikir olmuş. Üniversitede yani Anadolu Üniversitesi içerisinde çok fazla kullanıldığına eminim. Bence diğer üniversitelere de yayılabilecek bir uygulama olmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine paylaşımı için. Emine tebrikler diyoruz. Hemen Olcan Kaçar'a geçiyoruz. NeoDeck. Kendisi aslında hem Android uygulaması hem de bir Python uygulaması diyebilirim. Çünkü şu işe yarıyor. Etik hacker olma kursunu alan arkadaşlarımız bunu sevebilir. Kali Linux'te komut çalıştırmanıza olanak tanıyor. Nereden? Android telefonunuzdan. Öncelikle Android telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. Zaten onun da adı NeoDeck. Google Play linkini de kendisi burada paylaşmış. Bu uygulamayla birlikte buradaki client'ı da çalıştırarak, yani daha doğrusu bu server o client olabilir. Tam tersi de bu durumda söylenebilir. Bu uygulamayı da Kali Linux üstünüzde çalıştırarak bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Hem kodları da buradan inceleyebilirsiniz. O yüzden paylaşım için çok teşekkür ediyoruz Olcan'a da. Ondan sonra hemen geçelim 3. uygulamamıza. Milyoner Out 2021 Enis Can danışmanın yaptığı bir uygulama. Bu uygulamada aslında hani Milyoner Ol yarışmasının bir benzeri ve içerisinde hani joker elde etme işte %50-50 seyirciye soru jokeri gibi bunların da simülasyonları mevcut ve oldukça keyifli duruyor. O yüzden kendisini de tebrik ederiz. Aynı zamanda işte liderlik tablosu vesaire de var. Keyifli vakit geçirebileceğiniz bir uygulama olmuş diye düşünüyoruz. İbrahim Alan'ın yaptığı bir Sual 99 uygulaması var. Burada Esmaül Hüsna testi olduğunu görüyoruz buraya bakınca. Özellikle de şundan bahsetmek isterim. Özellikle dini konularda yapılan uygulamalar eğer güzel uygulanırsa gerçekten Türkiye'de başarı sahibi olabiliyor. Çünkü insanlar bu konuda bilgilenmek istiyor. O yüzden tebrik ediyoruz kendisini. Umarız bu uygulama gibi diğer uygulamalarında yakında piyasaya sürer ve hepsi de başarılı olur diyoruz. Muhammed Göksu bir İngilizce kelime öğren uygulaması yapmış. Ama ismine bakmayın çünkü aslında bir quiz uygulaması. İngilizce sadece kelimeleri vermek değil, işte bu tarz farklı quizler, sorular vesaire çıkartarak önünüze bunu keyifli bir hale getirmeyi aslında hedefliyor. Ve buraya baktığımızda kendisi diyor ki ya günde 2 dakikanızı ayırın, ayda 300 kelime öğreneceksiniz. Size diyor garanti veriyorum. Tebrik ediyoruz. Umarız herkes için faydalı olur. Murat Tansu Özyol'a geçiyorum. Buradan bir iOS uygulaması. Haksız fiyatla ilgili bir iOS uygulaması. Eğer tüketiciyseniz işte haksız bir fiyat artışı olduğunu düşünüyorsanız bunu paylaşarak diğer tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Ve aynı zamanda hem görsel paylaşabiliyorsunuz hem metin paylaşabiliyorsunuz. O yüzden kendisini tebrik ediyoruz. Hemen geçiyorum. Sinan Erçet'in besin rehberi. Bu besin rehberi içerisinde arkadaşlar bir Android uygulaması öncelikle. Hem çok tüketilen popüler besinlerin
kalorilerini, işte yağ, karbonhidrat, protein ve benzeri oranlarını görürken aynı zamanda da işte vitaminle ilgili değerlere de ulaşabiliyorsunuz. İşte vücut kitle indeksi hesaplama gibi sağlıkla ilgili birçok aslında ihtiyacınızı gideren bir uygulama diyebiliriz. O yüzden eline sağlık diyoruz Sinan'a ve Android'de devamını bekliyoruz kendisinden. Sıraç Seydov Yummy Adventures'ı bizle paylaştı. Belki hatırlarsınız, Azerbaycan'dan bir öğrencimiz, kendisi zaten şu zamana kadar birçok uygulama paylaşmıştı. Ama oyun özelinde de kendisi bir çalışma yapmak istemiş ve kendi oluşturduğu karakterlerden güzel bir oyun ortaya koymuş. Daha önce Sıraç'ın yaptığı birçok uygulama kendi pazarında birinciliğe ulaşmıştı. Kendisini tebrik ediyoruz. Umarız en kısa zamanda yeni uygulamalarıyla da buluşacağız diyoruz. Mehmet Alper Göllüce Hadi Sor uygulamasını yapmış. Android uygulaması KPSS'ye hazırlananlar için özellikle işte birbirleriyle paylaşmak, bu soruların çözümlerini bulmak, farklı konularda yardım almak açısından güzel bir uygulama olmuş diye düşünüyoruz. Burada sorulara göre hashtagler vesaire var, arama yapabiliyorsunuz. Tebrikler. Daha ne olsun? Umarız en kısa zamanda hak ettiği yerlere çıkar bu uygulama ve herkes bundan faydalanır. Evet, son uygulamamız Soner Közen'in yaptığı bir uygulama. Duygusal bir yeri de var aslında. Çünkü kendisi bunu kızının 4. yaş günü için hediye olarak yapmış. Bir hafıza uygulaması. Hani şekiller var, açıyorsunuz. Hangisi birbiriyle eşit diye bulmaya çalışıyorsunuz. İki kişi yarışarak da yapabiliyorsunuz. Kızı için de hediye olduğundan dolayı gayet yerinde ve güzel bir hediye olduğunu düşünüyoruz. Buradan da kendisine mutlu yıllar diliyoruz. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, bu uygulamaları indirmeniz, yapan arkadaşlara feedback vermeniz, bu araçları GitHub'da işte starlamanız, forklamanız, bunların hepsinin faydası olacaktır. Mutlaka destek olalım. Beni izlemediğiniz için de, izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aylarda yayınlanmak üzere kendi haberlerinizi de bana iletebilirsiniz. Çok teşekkürler.